Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın ve 2 bronz madalyayla takımımız dünya şampiyonu oldu. Ardından Anadolu Efes basketbol takımımız Avrupa'nın en büyüğü olduğunu bir kez daha tescil etti. Dün de Vakıfbank kadın voleybol takımımız 5. kez Avrupa şampiyonu oldu. Bizlere büyük mutluluk, gurur ve onur yaşatan tüm sporcularımızı, teknik heyetlerimizi ve yöneticilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Bugünkü MYK toplantımızda hafta sonu Maltepe'de yaptığımız mitingi, milletimizi ezip geçen ekonomik buhranı, mevcut yönetimin sorunları çözen değil, sorunları daha da ağırlaştıran uygulamalarını ve ekonomik buhrandan çıkış için yapılması gerekenleri konuştuk. Değerli basın mensupları, hafta sonu İstanbul Maltepe'de Milletin Sesi mitingimizi büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Maltepe'deki demokrasi meydanında umut vardı. Gülen aydınlık yüzler vardı. Hak, hukuk ve adalet çağrıları vardı. Dostluk, kardeşlik ve özgürlük şarkıları vardı. Huzur ve bereket özlemi vardı. Haramilerin saltanatına son verme iradesi vardı ve o meydanda ortak geleceğimizi beraberce inşa etme azmi ve kararlılığı vardı. Maltepe'deki demokrasi meydanı milletimizin saraydan ve beşli çetelerden çok daha büyük olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Demokrasimize zehirli dişlerini, kirli tırnaklarını geçirme niyet ve hevesinde olanlara cevap Maltepe'deki demokrasi meydanından verildi. Son 20 yılda milletimiz çok yoruldu. Toplumumuz bölünüp parçalandı. Milletimizin umutları çalındı. Aşı işi küçültüldü. Sofralarımızın bereketi kaçtı. Türlü yalanlarla, cambaza bak cambaza stratejileriyle milletimizin gerçek sorunlarının üstü kapatılmaya çalışıldı. Ülkemizin enerjisi ve kaynakları heba edildi. Türkiye'de 1923 yılından 2002 yılına kadar 57 hükümet iş başında kalmış. 79 yılda bu 57 hükümet 713 milyar dolar kaynak kullanmış. 713 milyar dolarla bu hükümetler Osmanlı'nın dış borçlarını ödemiş. Üstüne Sümerbank, Tüpraş, Telekom, Petkim, Metaş, Sifaş, Çestaş, Fettas gibi kuruluşları kurmuş. Ereğli Demirçelik, İskenderun Demirçelik, çimento fabrikaları, gübre fabrikaları, şeker fabrikaları, limanlar, Keban, Atatürk, Karakaya barajları, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ve daha nice saymakla bitmeyecek eserler inşa etmişler. Türkiye sıfırdan çok ciddi bir sanayi altyapısına kavuşturulmuş. Geçmiş hükümetler 713 milyar dolar harcayarak ülkemizi 1990 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına sokmuşlar. 1999 yılında da Türkiye G20 ligine davet edilmiş. Erdoğan hükümetleri 2002'de işbaşı yapmış. Trilyonlarca dolar vergi toplamışlar. İçeriden dışarıdan gırtlağa kadar borçlanmışlar. Atadan dededen kalan ne varsa satmışlar sağmışlar. Kendilerinden önceki 57 hükümetin kullandığı kaynağın yaklaşık 4 katını kullanmışlar, harcamışlar. 2 trilyon 631 milyar doları bir güzel yiyip bitirmişler. Kendilerinden önceki 57 hükümetten 4 kat daha fazla kaynak kullanmışlar. Sonuç, ülkemizi 20 yılın sonunda ilk 20 ekonomi liginden düşürmüşler. Bugün Türkiye artık dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşmüş, 23. sırada yer alıyor. Oysa Erdoğan milletimize ülkeyi 2023'te ilk 10 ekonomi arasına sokma sözünü vermişti. Beceremedi. Sözünü tutamadı. Ama hala ülkeyi vallahi de billahi de ilk 10'a sokacağız diye milletten oy istiyor. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Millet bunların ne yaptığını görüyor. Sebep oldukları felaketi de yaşıyor. Bunların notunu vermiş.
Geçti Borun Pazarı Süreçye'yi Niğde'ye demeye de hazırlanıyor. Ekonomi kıt kaynakları en doğru, en verimli, en etkili şekilde kullanma işidir. Ekonomide yapılan her tercih tıpkı hayatta olduğu gibi aynı zamanda bir şeylerden vazgeçiştir. Vazgeçtiğiniz şey seçtiğinizden daha değerliyse sonunda pişmanlık kaçınılmazdır. Erdoğan hükümetleri milletten topladıkları kaynakları, atadan dededen kalan varlıkları hayırsız bir miras yedi gibi har vurup harman savurdu. Trilyonlarca dolar doğru dürüst kullanılsaydı, ranta, betona ve israfa değil de tarıma, sanayiye, üretime, katma değerli işlere yönlendirilseydi, döviz kazandıracak, cari açığı kapatacak projelere harcansaydı, açıkça ifade edelim, bugün Türkiye ilk 10 ekonomi arasındaki yerini rahat rahat almıştı. Çünkü bu ülkenin bu potansiyeli var. Ama beceriksizlik, israf ve talanla Erdoğan hükümetleri ülkemizi ilk 20'den düşürdüler. İtibardan tasarruf olmaz diyerek ülkenin kaynaklarını yandaşlara peşkeş çektiler. 1 liraya yapılacak işleri olmayacak paralara yaptılar. Bunu biz söylemiyoruz. Türkiye'nin en önemli araştırma kuruluşlarından bir tanesi TEPAV söylüyor. Örnek, milletin de bir cebinden tek kuruş çıkmayacak dedikleri kamu özel işbirliği yöntemiyle yapılan Bilkent Şehir Hastanesi ortada duruyor. Bu hastane geleneksel yöntemle 3 milyar 907 milyon liraya çıkarmış. Kamu özel işbirliği yöntemiyle 6 milyar 776 milyon liraya çıkmış. Yani iki hastane parasına bir tane hastane yapılmış. İkinci hastaneyi kim yuttu? Ortada bir hastane var. 40 haramiler yuttu. Bugün Sağlık Bakanlığı'nı bile bu hastaneye taşımışlar. Kira ödüyorlar bir de üstüne üstlük. Kaynaklar yandaşa gittiği için bugün devlet kendi hastanelerini yapamıyor. Kars, Bingöl, Şırnak, Manisa Salihli, Konya Akşehir, Adana Yüreğir, Aydın Çine, İzmir Selçuk, Ordu Gölköy'de hastane ihaleleri para yokluğundan birer birer iptal ediliyor. Zaten bu ihalelere giren müteahhit de kalmadı. Çünkü parasını alamıyor. İki hastane parasına bir hastane yapanlar hekimlerimize de doğru dürüst imkan sağlayamıyor. Tecrübeli hekimlerimizi ülkemizden kaçırıyorlar. 2022'nin ilk 3 ayında 250 hekim yurt dışına gitmek için başvurmuş. Türk Tabipleri Birliği önümüzdeki dönem kaliteli hekim kıtlığı yaşayacağız diye şimdiden hükümeti uyarıyor. Duyuyorlar mı? Ne gezer? Yetişmiş insan kaynağımızı yurt dışına kaçırarak, ülkenin köklü kurumlarını dağıtarak, memleketi fikren çölleştirerek milletimizi her gün biraz daha batırıyorlar. Ama miri malı balık kılçığıdır, yutulmaz. Gün gelir yapılanların hesabı mutlaka sorulur. Trilyonlarca dolar kaynağı yiyip tüketenler, atalarımızın bıraktığı eserleri de satıp savmakla kalmadı, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine de ipotek koymaya devam ediyorlar. Yine TEPAV'ın rakamlarıyla söylüyorum. Milletin kesesinden bir kuruş çıkmayacak diyerek ihale ettikleri kamu özel işbirliği projeleri için 2045 yılına kadar yandaşlara dolarla, avroyla tam 153 milyar dolar gelir garantisi vermişler. Bunların ekonomi bilmedikleri doğru. Ama tarih de bilmiyorlar. Osmanlı'nın çöküş döneminde icat ettiği kar garantili projeleri getirdiler. Bugün aynen kopya ettiler. İzmir-Aydın arasındaki demiryolu 1866'da işletmeye açılmış. Osmanlı bu projede İngiliz şirkete her yıl yatırdığı sermayenin %6'sı kadar kar garantisi vermiş. Aynı dönemde Rumeli Demiryolu da kilometre başına kar garantisi verilerek inşa ettirilmiş. Şirketin elde ettiği kar garanti edilenin altında kalırsa aradaki farkı Osmanlı devlet hazinesinden ödüyormuş. Şimdi bunu biz demiyoruz. Açık Öğretim Fakültesi'nin ders kitapları diyor. Bu ders kitabından özetleyerek sunuyorum. Rumeli demir yolunu yapan yabancılar
Osmanlı devlet adamlarına verdikleri rüşvetler sayesinde öyle imtiyazlar elde ettiler ki Avrupa'nın sayılı zengini oldular. Hikaye tanıdık değil mi? Bugün de sarayın beslemeleri, çeteleri gelir garantili ihalelerle Avrupa'nın sayılı zengini oldular. Şimdi İngiltere'de lüks mahalleleri kapatıyorlarmış. İstiklal Marşı şairimizin Mehmet Akif'in dediği gibi, tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar, hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Erdoğan gençlere uydurup tarih anlatacağına yüreği yetiyorsa Osmanlı'yı çöküşe götüren bu hataları da bir anlatsın da görelim. Ama anlatamaz. Anlatırsa tekrar ettiği hataların hesabını da veremez. Dolar ve avro ile gelir garantisi verdiği araç geçmeyen hayalet otoyol ve köprülerin, yolcusu olmayan hayalet havalimanlarının nelerin karşılığı yaptırıldığını millete izah edemez. Hesabını bilmeyen kasap ne satır bırakır ne de masat. Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar döviz rezervini kayınpeder ve damat hesapsız kitapsız peşkeş çektiler. Hala da arka kapıdan döviz satmaya devam ediyorlar. Bu yılın ilk 4 ayında bu şekilde satılan emanet dövizlerin tutarı 30 milyar dolar civarında. 13 Mayıs itibariyle Merkez Bankası'nın döviz kasasındaki açık 52 milyar 199 milyar dolara ulaşmış. Sadece döviz rezervlerini değil, Merkez Bankası'nın en önemli sermayesi olan güveni de bitiriyorlar. Geçenlerde Cuma günü yabancı bir haber ajansı bir Merkez Bankası'nın İngiltere Merkez Bankası nezdinde tuttuğu altınlardan yüklü bir satış yapmış olabileceğini yazdı. Hem içeride hem de dışarıda olağan şüpheli olarak akıllara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geldi. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın İngiltere Merkez Bankası nezdinde 4 milyar 638 milyon dolarlık altını olduğunu biliyoruz. Ayrıca zorunlu karşılık olarak bankalardan emanet alınan altınların da 2 milyar 312 milyon dolarlık kısmı yine İngiltere Merkez Bankası nezdinde. Bu altın satan Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mı diye sorduk. Merkez Bankası'nın altınları yerinde duruyor mu, durmuyor mu diye sorduk. Cuma günü bunlara cevap istedik. Hükümetten hala tık yok. Merkez Bankası verileri açıklandığında tabii durumu göreceğiz. O da verilerden epeyce bir ayıklama yaparak. Hükümet olduğumuzda da Merkez Bankası'nın tüm döviz ve altın hesaplarını ciddi bir incelemeden geçireceğiz. 128 milyar dolar başta olmak üzere hesapsız, kitapsız satılan her sentin, her gram altının hesabını soracağız. Hep söylüyoruz, güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene asla geri dönmez. Bugün ülkeyi yönettiğini söyleyenlere güven hiç kalmadı. Bu nedenle de ülkemizin kredi temerrüt risk primi 728 puanla tarihi zirvesine çıktı. Oysa 4 yıl önce bu zamanlar Erdoğan şahsım rejimi henüz işbaşı yapmamışken aynı risk primi 290 idi. Türkiye'nin kredi risk primi 4 yılda 2,5'a katlanmış. Bunun bedelini kim ödüyor? Bunun bedelini yüksek faiz olarak hem devletin hazinesi hem de firmalar ödüyor. Sonunda faturada her halükarda halkımıza çıkıyor. Bu yılın ilk 4 ayında bütçeden yapılan faiz ödemesi geçen yılın aynı dönemine göre %54 artarak 104 milyar liraya dayanmış. Bütçede bütün bir yıl için yapılacak faiz harcamaları karşılığı ayrılan ödeneğin %43'ü 4 ayda bitmiş. Ama turfun büyüğü de halen heybede. Tarihimizde ilk kez enflasyona ve döviz endeksi iç borçlanma kağıtları nedeniyle geçtiğimiz aydan itibaren iç borcu ödenecek faizler iç borcun kendisini aşmıştı. Bu eğilim hızla devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın son tahminlerine göre önümüzdeki dönemde ödenecek iç borcun ana parası 1,5 trilyon lira,
Ama iç borç için ödenecek faiz 2 trilyon lira. Böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmamıştık. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana, daha bir yıl dolmadı, ödenecek faizlerdeki artış 1 trilyon 354 milyon lira. Bir tek Mayıs ayındaki, tek bir aydaki artış ise, faizlerdeki, ödenecek faizlerdeki artış ise 309 milyar lira. Bu rakamları biz hesaplamıyoruz. Bu rakamları Hazine ve Maliye Bakanlığımız hesaplıyor ve açıklıyor. Sanayicimize verilmeyen teşvikler, çiftçimize ve esnafımıza verilmeyen destekler, emeklimize verilmeyen bayram ikramiyeleri, emekçimize verilmeyen ücret ve maaşlar, gençlerimize verilmeyen burslar, bir avuç faiz lobisinin ve Londra bankerlerinin cebine akıtılıyor, akıtılmaya da devam ediyor. Peki faiz lobilerini abat, milletimizi de berbat eden kim? Bu garip tablo, bu üzücü tablo, bu feci tablo kimin eseri? Elbette Erdoğan şahsı hükümetinin. Ama bu tablodan hala ders alınmıyor. Bir kur korumalı mevduat getirdiler. Sonra kur korumalı, burada da garanti verdiler. Kur korumalı mevduat su kaynatmaya başlayınca şapkadan enflasyona endeksi kağıt çıkarmaya hazırlanıyorlar. Beyler, bu süper bonolar 1994'te denendi. Sonucu da hüsran oldu. Kur korumalı mevduat da piyasanın kur riskini hazinenin üzerine taşıdılar. Şimdi de enflasyona endeksli kağıtlarla enflasyonun riskini, yükünü hazinenin sırtına taşıyacaklar. Allah kullarına akıl dağıtırken bunlar acaba nereye saklandı? Gerçekten merak ediyoruz. Yaptıkları her şey, attıkları her adım bu milletin geleceğini ipotek altına alıyor. İşte biraz önce söyledim, kur korumalı mevduat. Bakan Nebati 23 Aralık tarihinde çıktı, en kötü senaryoda bile hazineye bir yük gelmiyor dedi. Peki sonuç ne oldu? Sadece Mart ve Nisan ayında hazinenin sırtına binen yük, bütçede bu gözüküyor, 16 milyar 256 milyon lira. Bir de bir not tatlandırıcı olarak vergi muafiyeti getirmişlerdi. Bu vergi muafiyetleri kapsamında vazgeçtikleri 10 milyar liralık vergi alacağı buraya dahil değil. Ama kur korumalı mevduatın taksimetresi millet aleyhine son hızla çalışıyor. Türk lirasındaki devalüasyonun hızlanmasıyla bu ayın ilk 20 gününde oluşan ilave kamu zararı 20 milyar 200 milyon lira. Bu ilave yükün büyük kısmı hem bütçeden hem de Merkez Bankası'ndan ödendi bile. Hazineye en kötü senaryoda bile tek kuruş yük gelmeyecek diyen Nebati Bakan ise hala yerinde oturuyor. Bakalım ne yapacak? Dediği gibi üzülmekle mi yetinecek? Yoksa normal bir ülkede bu sözleri söyleyen bir bakanın yaptığını mı yapacak? Sebebi olduğu bu tablo karşısında o koltuktan derhal kalkacak. İstifa edecek mi? Hadi o istifa etmedi. Onu oraya atayan irade onu görevden azledecek mi? Ama Erdoğan şahsım rejiminde liyakat değil, sadakat geçer akçe. Saraya kim daha çok yağ çekiyorsa o koltuğunu koruyor. Ve bunun faturasını da hep milletimiz ödüyor. Faiz sebep, enflasyon sonuç dediler. Enflasyon artarken tabela faizini Merkez Bankası'na zorla döve döve indirttiler. Sonra enflasyon canavarında bile is diye hortlattılar. Üretici enflasyonunda ülkemizi %122 ile dünya şampiyonu yaptılar. Tüketici enflasyonunda ülkemizi %70 ile dünyada en yüksek enflasyona sahip 5 ülke arasına soktular. Kuzeyimizde savaşan Rusya ve Ukrayna, enflasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ilk 5'e giren Ukrayna savaşıyor, Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk 5'e giren Türkiye oluyor. Ülkemizi Sudan, Venezuela, Lübnan ve Zimbabwe ile aynı kümeye düşürdüler. Dünyada
Gıda enflasyonu %30, bizde %90. Yani dünyanın tam 3 katı. Ama dünya gıda krizini konuşuyor, önlem alıyor. Bizdeki hükümet ne yapıyor belli değil. Ve işin daha da kötüsü, Nisan'da tarımda yıllık üretici fiyatlarındaki artış %119. Yani turpun büyüğü heybede. Bu yaz mutfaklarımız yangın yeri olacak. İşte bugün piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %43'tü. Ama piyasa yıl sonunda %58 enflasyon bekliyor. Görünen o ki bu hükümet elinde milletimizi bekleyen daha çok zor günler var. Artık şurası açık ve nettir. Milletin sesini duymayan, halini görmeyen, tarımın icat edildiği bu topraklarda vatandaşlarımızı açlığa ve yokluğa mahkum eden, insanlarımızın cebindeki parayı alıp bir avuç yandaşın kasasına aktaran Erdoğan şahsım rejimi işi bırakmadıkça tencerelerimiz dolmayacak. Mutfaktaki yangın da dinmeyecektir. Ama umutsuzluğa da yer yoktur. Çünkü bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Onun tecrübeli ve liyakatli kadroları vardır. Biz enflasyon canavarını nasıl yeneceğimizi çok iyi biliyoruz. Zaman zaman da bu reçeteyi ifade ediyoruz. Çünkü biz geçmişte bu canavarı yenen kadrolara sahibiz. Aziz milletimiz, saygıdeğer vatandaşlarımız, konuşmamın bu bölümünde Genel Başkanımızın Maltepe'deki çağrısını bir kez daha tekrarlıyoruz. Akılcı bir ekonomi yönetimine inanıyorsanız bize katılın. Silivri korkusu olmadan konuşmak istiyorsanız bize katılın. Her alanda ve herkes için adalet istiyorsanız bize katılın. Barış akademisyenleri görevlerine dönsün, harp okulu öğrencileri serbest kalsın diyorsanız bize katılın. Çevreyi, kurdu, kuşu, ormanı önemsiyorsanız bize katılın. Eğitim ve sağlık için daha fazla bütçe ayrılsın istiyorsanız bize katılın. Çocuklarımızı bu güzel ülkede tutmak istiyorsanız bize katılın. 128 milyar doların hesabını sormak istiyorsanız bize katılın. Ödediğiniz vergiler nerelere harcanıyor öğrenmek istiyorsanız bize katılın. İsraf haramdır, yolsuzluk haramdır, yandaş kayırmak haramdır diyorsanız bize katılın. Asgari ücretli açlık sınırına mahkum olmasın diyorsanız bize katılın. Aile destekleri sigortası olsun diyorsanız bize katılın. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyorsanız bize katılın. 3600 ek gösterge ve EYT sorunu, emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözülsün diyorsanız bize katılın. Halkın alın teri beşli çetelere değil, millete harcansın diyorsanız bize katılın. Bu ülkede barış istiyorsanız, huzur istiyorsanız, aş ve iş istiyorsanız bize katılın. Kamu yönetiminde liyakat olsun, işi ehline verelim diyorsanız bize katılın. Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı duyulmasını istiyorsanız bize katılın. Süleyman Şah Türbesi vatan toprağına dönsün, tank palet fabrikası Katar'ın elinden alınsın diyorsanız bize katılın. Dirlikten birlik doğar. Birlikten de kuvvet doğar. Gelin büyük, müreffeh, adil ve huzurlu Türkiye'ye beraberce omuz verelim. Bu çağrımız tüm milletimiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim, Bekir Mert Bengitürk Televizyonu'ndan. İki sorum olacak. Birincisi Maltepe'deki mitingle ilgili. Mitingde Atatürk'ün posteri, fotoğrafı yoktu şeklinde haberler var, eleştiriler var. Buna cevabınız ne olur? İkinci sorum da Kaftancıoğlu'nun durumuyla ilgili, Sayın Kaftancıoğlu ile ilgili. Siz siyasi yasak getirildi, görevinin başında demiştiniz. Ama bunun hukuken mümkün olmadığı şeklinde yorumlar yapılıyor. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz ne olur? Teşekkürler. Cumhuriyet Halk Partisi, hep söylüyorum, Anadolu ve Rumeli müdafaa-i hukuktur. Kuvayi Milliye'dir. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserimden biridir dediği partidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizim ebedi genel başkanımız.
Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe'de yaptığı konuşmada kurucu genel başkanımızın ismini ve ilkelerini defalarca ifade etmiştir. Biz Süleyman Şah Türbesi'ni vatan toprağına geri götürecek parti biziz. Tank palet fabrikasını Katarlıların elinden alacak parti de biziz. Tüyü bitmedik yetimin hakkını yiyenlerden hesabını soracak parti de biziz. Biz ne vatan sevgimizi ne Atatürk sevgimizi kimseyle tartışmayız, tartıştırmayız. İkinci sorunuzla ilgili olarak da Sayın Canan Kaftancıoğlu il başkanımızdır. İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul il başkanıdır. Efendim şimdi müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Onları ileteceğim. İlk olarak CNN Türk ve Ulusal Kanal'ın ortak bir sorusu var. O soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Maltepe mitingi nedeniyle ABD'nin Ankara Büyükelçiliği miting öncesinde ABD vatandaşlarına yönelik bir uyarıda bulundu. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bu uyarıdan duyulan rahatsızlık iletildi kendisine. Sizin tüm bu yaşananla ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin açıklamasına önceki dönemdeki Amerika Birleşik Devletleri Başkanlarından birinin sözleriyle yanıt vereyim. Korkulması gereken tek şey korkunun kendisidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz Rumeli ve Anadolu müdafaa-i hukukuz. Biz Kuvayi Milliye'yiz. Korku nedir bilmeyiz. Genel Başkanımız korku imparatorluğunu yıkmak için milletimizle birlikte yola çıkmıştır. Maltepe Meydanı'nda toplanan yüz binler de bunun en güzel göstergesidir. Efendim CNN Türk tarafından yönlendirilen bir soru daha var. O soru da şöyle. Maltepe mitingi ve bu mitingde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması adaylık ilanı olarak yorumlandı. Bu yönde haberler ve değerlendirmeler medyaya yansıdı. Sizin bu değerlendirmeyle ilişkin bir yorumunuz olacak mı? Parti sözcüsü olarak defalarca ifade ettim. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımızın da içinde olduğu 6 lider tarafından ortak belirlenecektir. Efendim, dolayısıyla burada daha önce bu 6 lider Cumhurbaşkanının niteliklerini açıklamıştır. Dolayısıyla bu niteliklere yoğunlaşmakta yarar vardır. ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Maltepe mitinginde belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun tokalaşmaması arada bir sorun mu var sorusunu akıllara getirdi. Siz bu görüntüleri nasıl yorumluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani her hafta boşuna heyecanlanmayın demekten, havuz medyasına bunu söylemekten dilimizde tüy bitti. Bu soruyu soranlar öküzün altında buzağı aramayı bıraksınlar. Gündemi takip etsinler. Bu iddialar ilgili belediye başkanımız tarafından zaten fotoğraflarla yalanlanmıştı. Efendim, ATV tarafından yönlendirilen bir diğer soru da şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmayları Veli Ağbaba ve Özgür Özel, Maltepe mitingine katılmak yerine Paris'te Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etti. Sizin bu ziyarete ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? Değerlendirelim. Bu ziyaret daha önce belirlenmiş bir ziyarettir. Genel Başkanımızın bilgisi ve izni dahilinde gerçekleştirilmiş bir programdır. ATV ve Kanal 7'nin bir ortak sorusu var şimdi de. O soru da şöyle. Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu söylemini yasakladığı, her yerde adayımız Kılıçdaroğlu demeleri talimatını verdiği iddiası ile ilgili sizin bir değerlendirmeniz olacak mı? Her şeyden önce bizim genel başkanımızın üslubu bellidir. Maltepe'deki konuşması zaten bu üslubu en güzel şekilde ortaya koymuştur. Kimse genel başkanımızı sarayın kibir abidesiyle karıştırmasın. Kendisinin de böyle bir talimatı yoktur. Efendim Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweet'in içinde yazılandan dolayı soruşturma açılıyor açıklamasını yaptı. Sizin bu açıklamaya ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz? Bu sözleri sarf eden bakanın partisinin adında hem adalet var hem de kalkınma var. Kalkınma anlayışlarının sebep oldukları boş tost, boş baklava, boş gözlemeyle milletimiz yakinen gördü. Şimdi de boş tweette adalet anlayışlarını görüyoruz. Hep diyoruz bunlar metal yorgunu, milletten koptular. Tüm bunlar halktan kopmuş bir partinin söylemlerinden başka bir şey değildir. Efendim Fox TV'nin diğer sorusu da şöyle. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı, hayat pahalılığından yakınan, 60 yaşındayım, karpuzla dilimle satışı gördük ya, bize masal anlatmayın diyen vatandaşa yanıt verirken, karpuzu marketten alırsan böyle olur, ben her sene karpuzu ekiyorum yanıtını verdi. Sizin bu yanıta ilişkin değerlendirmeniz nedir? Şimdi atalarımızın güzel bir sözü var. Ön teker nereye giderse arka teker de oraya çeker. Şimdi saraydakiler gövdeye indirdiği dana rozbifleri, zencefilli somon suşileri, manda yoğurdu, kestane balını, Medine hurması ve yulaf ezmesiyle sindirirken millet yiyecek ekmek bulamıyor. Vatandaşlarımız artık marketlerden karpuzu dilimle alır hale gelmişler. Partinin il yöneticisi de kalkıyor bu lafları ediyor. Pişmanlık duymuyor. Diyor ki karpuzu bahçenize ekerseniz marketten almazsanız dilimle almazsınız. Ya millette karpuz ekecek hal mi bıraktınız? Bahçe mi bıraktınız? Millet bunların ne yaptığını görüyor. Notlarını veriyor. Sandığında en kısa zamanda önüne gelmesini bekliyor. Yani ben sormak istiyorum. Bu beyler adaletin hangi topraklarda yetiştiğini biliyorlar mı? Bu anlayış milletin derdine hiçbir şekilde çare olmaz. Onun için bu ucube saray rejiminin bir an evvel sandıkta değişmesi, milleti düşünen, milletin derdine derman olan, milletin derdiyle hemhal olan kadroların iş başına gelmesi gerekiyor.